Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 10 Haziran TYT denemesinin sorularını çözeceğiz. TYT'nin birinci sorusu, bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ayrıt içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? TYT son dönemdeki yeni soru tiplerinden biri. Bu soru tipi verilen cümleye baktığımızda dramın tanımı tarif, tanım tarif eş anlamlı, temel alınarak düşünerek yapılır. Dediğimizde temel alma deyimi ifadesinin düşünerek sözünü karşılamadığını söyleyebilir. Çünkü temel almak bir şeyi odak noktası olarak tespit etmektir. Düşünmek demek değildir. Dolayısıyla tarif sözcüğü, tanım sözcüğüyle eş anlamlıdır ama temel alınmak düşünmek anlamına gelmemektedir. Göz önünde tutmak bir deyimdir ve dikkate almak anlamındadır. Bu cümlede kaldı ki, 4 numaralı bölümde kaldı ki, bununla birlikte anlamındadır. Yine 5 numarada ardılı devam, ardısa devam eden anlamındadır. Dolayısıyla arkadaşlar bu sözcüklerden 1, 3, 4 ve 5 numaralı sözcükler, söz grupları parantez içerisindeki söz grubuyla eş anlamlıdır. Yani aynı anlamı vermektedirler. Yani tanım yerine tarif, gözünü tutmak yerine dikkate almak, kaldı ki yerine bulunma birlikte, ardılı sözcüğün yerine devamı sözcüğü ne yapabiliriz? Getirebiliriz. Çünkü bunlar eş anlamlıdır ama temel alınacak alınarak sözü düşünmek anlamında değildir. Dolayısıyla 2 numaralı cümle arkadaşlar, 2 numaralı kelime parantez içerisindeki açıklamaya uygun değildir. Cevap B seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuz, bu cümledeki altı çili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bu şirin köy, büyük anneden toruna tüm aile bireylerinin hep bir arada ve mutlu bir şekilde yaşadığı ender yerleşim yerlerindendir. Ender sözcüğün altı çizmiş bakın arkadaşlar. Ender, arkadaşlar nadir, sık olmayan anlamında kullanılan bir sözcüktür. Dolayısıyla A seçeneğine baktığımızda bu eski tezgahlarda zanaatkarlar dünyada çok az bulunan, bakın arkadaşlar çok az bulunan ifadesi burada ender bulunan anlamında kullanılabilir. Dolayısıyla ender sözü ile çok az bulunan sözü aynı anlamı cümleye kattığı için bu cümlenin anlamı A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Demek ki ender sözcüğü çok az bulunan, sık olmayan, az olan anlamında bir sözcüktür. Bu cümlede de arkadaşlar A seçeneği de bu anlamıyla kullanıldığı için çok az sözcüğü ender sözcüğüyle eş anlamlı diyebiliriz. 3 numaralı sorumuza bakalım şimdi. Bu parçada geçen altı çizgi sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Altı çizili bölümün, söz grubunun anlamı seçeneklerin hangisine verilmiştir buna bakacağız. Bir çevirmen olarak ben edebiyat arka planı olan biriydim ve hem klasiklerin hem çağdaş edebiyatın tutkulu bir okuruydum. Ayrıca bunların içinde genellikle eleştiri ve analiz açısından biraz göz ardı edilmek deyiminin altını çizilmiş, buraya dikkat edelim. Bilim kurgu ve korku gibi türlere de meraklıydım. Şimdi arkadaşlar burada ilk sözcüğe bakacak olur isek göz ardı edilmiş deyiminin anlamı sorulmuş. Göz ardı edilmek gereken önemi vermemek demektir. Dolayısıyla arkadaşlar bu deyimin anlamı A seçeneğinde bakın ilk ifade verilmiş. İkinci de sağlamasını yapalım. Harry Potter çevirisi yaparken süreç boyunca fantastik edebiyattaki okuma yoğunluğum epey artmıştı. Son senelerde ise yine ağırlığı klasiklere vermeye başladım. Ama zaten fantastik edebiyata aşina olmayanların pek farkında olmadığı şeylerden biri de aslında fantastiğin klasiklere iyi dost olduğudur. Fantastiğin klasik eserlere iyi dost olduğu demek ona yakın olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla A seçeneğindeki diğer sözcüğe baktığımızda fantastiklerle klasiklerin yakın türler olması, dostluk yakınlık
arkadaşlar dost olması, yakın olması demektir. Demek ki ikinci alt çizili bölümde de fantastiklerle klasiklerin yakın türler olması, birinci alt çizili deyimin gerekli önemi vermemek anlamında olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sorumuz. Bakalım ilk bakışta Türk edebiyatı denilince Türkçe ve yazan ulusların edebiyatının anlaşılması gerekir. Şimdi ilk bölümde arkadaşlar yazan ve ne diyebiliriz? Yazan ve konuşan diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar Türkçe konuşan ve yazan ulusların denir. Dolayısıyla ilk boşluğa konuşan sözünü getirmeliyiz. Devam edelim. Ancak biz burada çağ ve yer bakımından gittik. Nasıl gittik? Yalnız Anadolu'ya yerleşen, yalnız Anadolu'ya yerleşen Türkiye Türklerinin edebiyatını ele aldık. Dolayısıyla sadece Anadolu'daki edebiyatı ele aldık diyorsa bir sınırlamaya gittiğini ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. O zaman şunu söyle ikinci boşluğa ancak biz burada çağ ve yer bakımından sınırlamalara gittik. Yalnız Anadolu'ya yerleşen Türkiye Türklerinin edebiyatını ele aldık diyebiliriz. Yani birinci boşluğa konuşan, ikinci boşluğa ise arkadaşlar sınırlamalara sözü getirilebilir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede fobinin tanımı yapılmıştır. Tanım nedir sorusuna cevap idi. Arkadaşlar nedir sorusunun cevabı tanım demekti. Bakalım fobi normalde korku yaratmayacak bir nesne, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında duyulan aşırı korku halidir. Arkadaşlar fobi nedir sorusunun cevabı olduğu için bu cümlede fobinin tanımı yapılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. İkinci cümlede fobinin nasıl meydana çıktığına değinilmiştir. İkinci cümleyi okuyalım arkadaşlar birlikte. Bastırılmış ve bilinçaltına itilmiş bazı korkular yer değiştirerek normal bir durum ya da nesneye aktarılır. Yani fobinin nasıl ortaya çıktığını arkadaşlar anlattığını bu cümlenin görüyoruz. C'ye bakalım. Üçüncü cümlede fobinin belirtileri üzerinde durulmuştur. Hemen üçüncü cümleyi bulalım. Kişiler korkularının yersiz olduğunun bilincindedir. Burada bir belirtiden bahsetmemiş. Ancak korkularını engelleyemezler. Yine bir belirtisinden bahsetmemiş. Ve günlük yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekerler. Yine bir belirti. Yani bu korkunun belirtileri, işaretleri şunlardır demiyor. Dolayısıyla 3 numaralı cümlede arkadaşlar fobinin belirtileri üzerinde durulmuştur cümlesini söyleyemeyiz. Dolayısıyla C yanlıştır diyebiliriz. Dördüncü cümlede kişisel özelliklerin fobinin nedenleri üzerinde etkili olduğu ifade edilmiştir. Fobilerin nedenleri hem çeşitlerine hem de bireysel farklara göre değişkenlik gösterir diyor bakın. Bu özelliklerden bahsediyor. Beşinci cümlede fobilerin iyileştirilmediği durumlarda yıllar boyu devam edebileceği belirtilmiştir. Okuyalım beşinci cümleyi arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Fobilerin mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmediği takdirde yıllarca sürebilir. Bakın devam edeceği belirtiliyor. Dolayısıyla 5 numaradaki cümlede yine doğru açıklanmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar sadece C'nin açıklaması yanlış olmuştur. Söylenemez diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. 6. sorumuz. Yukarıda verilen 2 numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sorumuz bu arkadaşlar. Birinci cümlemiz tarihe yön veren ve tarihi değiştiren belgeler çoğunlukla anı ve günlüklerdir. Anı ve günlüklerden bahsediyor konu. Ve anı ve günlüklerin tarihe yön veren, tarihi değiştiren belgeler olduğunu, tarih için önemli olduğunu anlıyoruz. İkinci cümleye bakıyorum. Tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik, antropolojik, folklorik, psikolojik vesaire bütün tahliller bu belgeler üzerinden yani anı ve günlük belgeleri üzerinden yapılır diyor arkadaşlar. Yine bakın burada arkadaşlar anı ve günlük belgeleriyle ilgili bir açıklama yapıyor. Aynı konuyla ilgili bir açıklama yaptığını görüyoruz. A. Birinci cümlede belirtilen tespite dayandırılan başka bir bilgi paylaşılmaktadır. Evet bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Birinci cümlede tespit edilen
bir duruma, o durumla ilgili bir başka bilgi ne yapılıyor? İkinci cümlede paylaşılıyor. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü birinci cümlede verilen bilgiyle ikinci cümlede verilen bilgi arkadaşlar aynı konuyla ilgili, aynı konunun arkadaşlar anlatıldığını ve aynı konuyla ilgili bilgi verildiğini görüyoruz. Cevap A seçeneği olur. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu iki cümle ifade edilenleri anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Birinci cümlemiz, kamu binaları inşaatları tamamlandıktan sonra fazlaca değişikliğe uğramadan yıllarca aynı kalabilirler. Buraya kadar bir bölüm var arkadaşlar, ancak bağlacına kadar. Bölümde arkadaşlar kamu binaların, devlete ait binaların inşaatları tamamlandıktan sonra uzun süre bir daha değiştirilmediğinden bahsediyor bu bölümde. İkinci bölümde ise ancakla başlayan diğer bölümde ise tıp bilimi geliştiği için sürekli bir gelişim içerisinde olduğu için bunun sonucunda kamu binası olan hastanelerde ise arkadaşlar bir değişimin devam ettiğini, sürekli olduğunu söylüyor. Yani hastane dışındaki kamu binalarında bir değişiklik olmadığı halde tıp bilimindeki değişikliklerden dolayı hastanede sık sık değişik yapılmakta, sürekli değişiklik yapılmaktadır deniyor bir de. İkinci cümleye bakalım. Hastane alanlarındaki yönlendirmelerin ve işaret sistemlerinin iyi tasarlanması gereklidir. Yine arkadaşlar hastanedeki bu yönlendirme ve işaret sistemlerinin iyi tasarlanması gerekiyor. İkinci cümlede verilen bilgi bu. Şimdi arkadaşlar buradaki cümleleri okuduğumuzda, buradaki cümleleri okuduğumuzda D seçeneğinde verilen cümlenin, birleştirilen cümlenin her iki cümleyi tam olarak kapsadığını görüyoruz. Bu da arkadaşlar yine ÖSYM'nin yeni soru tiplerinden biri. Son dönemde sorduğu soru tiplerinden biri. Arkadaşlar D seçeneğine dikkat edelim şimdi. Kamu binaları yapımları bittikten sonra fazla değişmeden yıllarca aynı kalabilirler. Ancak tıptaki gelişmeler nedeniyle hastaneler, yine kamu binası olan hastaneler sürekli değiştiği için hastane alanlarındaki yönlendirmeler ve işaret sistemleri iyi tasarlanmalıdır. Bakın arkadaşlar D seçeneğinde iki cümleyi kapsayan tüm özellikler verilmiştir. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken sadece bir bölümünü değil, bir cümlenin bir bölümünü alması değil, tüm anlatılanları kapsaması, buna dikkat etmem gerekiyor. Dolayısıyla D seçeneğinde arkadaşlar hem birinci hem ikinci cümlede verilen bilgiler arkadaşlar anlatılanlar birleştirilmiştir. Eksik bir şey kalmamıştır. Bir ve iki numaralı cümleler. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıdaki altıncı sözlerden hangisi iyilik eki almamıştır? Şimdi arkadaşlar iyilik ekinin bir diğer adı tamlanan ekidir. İsim tamlamasında tamlanan olan isim tamlanan eki alır. Şimdi ömrün gecesi dediğimizde burada bir isim tamlaması var mı? Evet. Ve gecesi isim tamlamasının tamlananı mı? Evet. Şuradaki i de arkadaşlar iyilik ekidir. Buraya dikkat edelim. Boşanan bir sel de avuçlarından, kimin avuçlarından? Senin avuçlarından ya da onun avuçlarından. Bakın senin tamlayanı düşmüş. Ama burada bir tamlanan eki var. I ya da ın. Eğer seninse ın, onunsa ı olur. Onun avuçlarından boşanan bir sel diyebilirim. Ya da senin avuçlarından boşanan bir sel diyebilirim. Dolayısıyla burada bir iyilik eki var. Bir masal meyvesi. Masal meyvesi arkadaşlar bir isim tamlaması değil mi? Evet, belirsiz isim tamlaması. Meyve tamlanan olduğu için buradaki si eki de, i eki daha doğrusu, yine iyilik ekidir ve tamlanan ekidir aynı zamanda. Bu da iyilik eki diyebilirim. Mehtabı kırılmış dal uçlarından. Şimdi arkadaşlar buradaki mehtabıdaki ı eki, unutmayalım ki her ı eki iyilik eki değildir. Hal eki de olabilir. Neyi kırılmış? Mehtabı kırılmış. Kırılan şey mehtap arkadaşlar. Dolayısıyla mehtabı kelimesindeki ı hal ekidir. Dal uçları yine bir isim tamlaması mıdır arkadaşlar? Dal uçları evet. Yine bir isim tamlamasıdır. Ve uçlar yine tamlanandır. Ve ın eki arkadaşlar, ı eki, buradaki uçlarındaki ı eki arkadaşlar, tamlanan ekidir. Yani tamlanan ekinin diğer adı iyilik ekidir. Unutmayalım. Tamlanan ekleri aynı zamanda
iyilik ekleridir. İyilik ekleri aynı zamanda tamlanan ekidir diyebiliriz. Onun için arkadaşlar 4 numarada verilen ı arkadaşlar aynı zamanda öge olarak baktığımızda arkadaşlar nesne olduğunu, ihalekin alan sözün nesne olduğunu biliyoruz. 4 numaralı cümlede işte arkadaşlar burada nesne görevinde kullanmış, bir öge olarak nesne görevinde kullanmış. İhalekini alarak arkadaşlar nesne olmuştur. Dolayısıyla 4 numaradaki i halekidir. Diğer i'ler ise arkadaşlar ya da ı'lar iyilik ekidir. Demek ki 4 numarada iyilik eki yoktur arkadaşlar. Cevap D seçeneği olur. Diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar bu parçadaki alçı ifadelerin hangisi zarf görevinde değildir? Zarf neydi arkadaşlar? Fiilleri, fiilimsileri, sıfat ve zarfları değişik yönlerden niteleyen, yani durum, zaman, miktar, yön gibi değişik yönlerden niteleyen sözcüklere zarf diyor. Zarfı bulmak için fiile veya fiilimsiye veya sıfat ve zarfa işte ne kadar, nasıl, niçin gibi zarf sorularını soruyoruz. Şimdi altı çizgi sözcüklerin hangisi zarf değildir diye soruyor soru bize. Seni düşünürken bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır. Donanır fiil. Ne zaman donanır? Seni düşünürken. Arkadaşlar zaten zarf fiili iki de almış aynı zamanda. Seni düşünürken zarftır. Seni düşünürken zarftır. Peki nasıl donanır? Tepeden tırnağa donanır. Bu da zarftır. Biri zaman zarfıyken bu durum zarfıdır. Deliler gibi dönmeye başlar. Nasıl dönmeye başlar? Deliler gibi yine durum zarfıdır. Bu da zarftır. Döndükçe yumak yumak çözülür. Çözülür fiil. Nasıl çözülür? Yumak yumak çözülür. Bu da durum zarfı. Bu da zarf. Çözüldükçe ufalır, küçülür. Çekirdeği henüz süt bağlamış. Masmavi bir erik kesilir ağzında. Arkadaşlar masmavi bir erik sıfatlamamasıdır. Dolayısıyla masmavi sıfat erik isimdir. Dolayısıyla burada bir zarf yoktur arkadaşlar. Zarftan söz edemeyiz. Çünkü kesilir. Ne zaman kesilir? Nasıl kesilir? Niçin kesilir? Ne kadar kesilir? Bunların hiçbirinin cevabı yok. Kesilen ne? Ne kesilir sorusunun cevabı var sadece. Bu da zaten isim olur arkadaşlar. Masmavi bir renk, bir sıfatlamasından oluşmuş. Yani sıfat ile bir isimden oluşmuş bir söz grubudur. Dolayısıyla 5 numarada verilen söz grubu bir zarf değildir. Sıfat tamlamasıdır. Sıfat artı isimden oluşmuştur. Doğru cevap E seçeneği olur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu cümlenin öznesi aşağıdaki söz gruplarının hangisinden oluşmuştur? Önce cümlenin öznesini bulalım arkadaşlar. Yöneticilerin alanında yetkin ve kendisinden emin oluşu, koleksiyonun yatırım değerinin artırılması noktasında her iki tarafın da emin adımlarla devam edebilmesini sağlayacaktır. Sağlayacaktır yüklem. Özneyi bulmadan önce yüklemi bulmam gerekir. O da sağlayacaktır. Sağlayacak olan ne? Yöneticilerin alanında yetkin ve kendisinden emin oluşu. Özne arkadaşlar. Neyi sorusunu sorarak nesneyi diğer ögelerde de bulabiliriz ama burada bizim özne ile ilgili soru için buraya kadar olan bölüm yeterlidir arkadaşlar. Peki cümlenin öznesi yöneticilerin alanında yetkin ve kendisinden emin oluşu. Özne bu. Sağlayacaktır yüklem. Yöneticilerin alanında yetkin ve kendisinden emin oluşu özne. Peki arkadaşlar bu söz grubu, bakın bir kelimeden değil bir söz grubundan oluşuyor özne. Dolayısıyla bu söz grubunu nasıl adlandırabiliriz? Olmak fiili arkadaşlar isim fiili ki almış mı bakın? Oluşu isim fiillerinden biriydi. Işeki, ış, iş, uş, ışeklerinden biri. İsim fiillerinden biriydi. Ma eki ve mak eki ile beraber. Dolayısıyla bu özlemle arkadaşlar biz bir isim fiil grubu olduğunu söylüyoruz. Eğer bu ışeki değil de mesela sıfat fiillerinden biri yapılsaydı sıfat fiil grubu diyecektim. Zarf fiil eklerinden biri yapılsaydı zarf fiil grubu diyecektim. Ama burada isim fiil ekleri yapıldığı için isim fiil grubu olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Öznenin söyleyebiliriz. Onun için sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur diyebiliriz arkadaşlar. 11. sorumuza geliyoruz. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen oldu.
Nerede kardeşlerin cömertliği yeşil tuna, dizen şanlı akıncı ne gün döner yurduna. Ek eyleme yer vermiştir. Ek fiili yer vermiştir. Ek fiilin iki tane görevi vardır. Bir, fiillere geldiğinde bileşik zamanlı fiil yapar. İki, isimleri yüklem yapar. Şimdi arkadaşlar baktığımızda ikinci dizede geziyordu fiilinde iki tane kipeki görüyoruz. Geziyor idi. İki tane kipeki var mı? Var. Eğer bir fiilde iki tane kipeki var ise o fiilde ek fiil var demek. Çünkü bileşik zamanlı fiiller ek fiille yapılır. Burada var bakın arkadaşlar. Yine mesela nerede kardeşlerin cömert Nil yeşil, yeşil tuna derken nerededir? Nerededir? Arkadaşlar bakın direkt ek fiil düşmüş yine. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar burada ek fiilin kullanıldığını söyleyebiliriz. Birden fazla sıfat fiil kullanılmıştır. Bakalım. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Şimdi burada kaçmış eski güneşler. Bakın burada bir sıfat fiilden bahsedebiliriz. Kubbeler serpen ordu. Bakın yine sıfat fiilden bahsedebiliriz. Giden şanlı akıncı da yine sıfat fiilden bahsedebiliriz. Ve birden fazla sıfat fiil kullanıldığını görüyoruz. Bu da var. Emir kipiyle çekilmemiş fiil vardır. Evet ilk dizeye bakın hemen. Eski güneşleri an. An fiili, anmak fiili, emir kipiyle çekimlenmiş. Bu da var. Belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Belirtili isim tamlamasında hem tamlayan hem tamlanan ek alması gerekiyor. Onun için arkadaşlar isim tamlamalarını bulalım. Her iki tamlayan ve tamlanan ek almış mı ona bakalım. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Burada sıfat tamlaması var, isim tamlaması yok. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Yine arkadaşlar isim tamlaması yok. Hani ardına çil çil kubbeler serpen olur. Yine sıfat tamlaması var ama isim tamlaması yok. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil tuna? Yine sıfat tamlaması var ama isim tamlaması yok. Giden şanlı akıncı. Şanlı akıncı yine arkadaşlar giden şanlı akıncı yine sıfat tamlaması. Ne gün döner yurduna? Bakın burada bir isim tamlaması göremedik arkadaşlar. Yani belirtili isim tamlaması değil hiçbir isim tamlamasını göremedik. Sıfat tamlamaları var ama isim tamlamasını göremedik. Ona bir soru işareti bırakabiliriz. Soru zamiri ve soru sıfatı vardır. Yani bakın arkadaşlar şimdi soru sıfatıyla soru zamirini soruyor. Ne gün döner derken ne gün, hangi gün soru sıfatı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Nerede sorusu var? 1, 2, 3, 4. dizede. Nerede de soru zamiridir. Sözcük türü olarak da soru zamiridir. Yani nerede ile sözcük soru zamiri. Ne gün sözünde de soru sıfatı kullanılmıştır. Bunu da söyleyebiliyoruz. Ama desçeninde verilen belirtili isim tanımlamasını bu şiirde ne yapamıyoruz arkadaşlar? Göremiyoruz. Onun için sorumuzun doğru cevabının D olduğu ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi hanginin öge sığınmış dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem şeklindedir? Bakalım şimdi hangisinde böyledir arkadaşlar? Röportajcı yalnız gördükleriyle izlenimle yetinmez. Bu cümlenin yüklemi yetinmez. Yetinmeyen kim? Röportajcı özne. Ama seçeneklerde özne verilmiyor. O zaman bir doğru cevap olamaz. 2. Konuyla ilgili derinlemesine araştırma ve inceleme yapar. Yapar yüklem. Kim o? Gizli özne ya da röportajcı. Gizli özne olacak. Peki özne yok. Konuyla ilgili yapan kim o? Gizli özne dedik. Ne yapar? Derinlemesine araştırma ve inceleme yapar. Nesne. Ne ile ilgili? Ne ile? Sorusu arkadaşlar. Konuyla ilgili. Dolayısıyla arkadaşlar konuyla ilgili derinlemesine araştırma ve inceleme yapar dediğimizde burada sadece yapar yüklem öznesi gizli de dedik. Konuyla ilgili derinlemesine araştırma ve inceleme yapar. Evet. Nesne ve yüklemden oluşmuş. Bu cümlede arkadaşlar gördüğünüz gibi dolaylı tümleç, zarf tümleci yüklemden oluşmamış. O zaman 3'e bakalım. İlgililerin bilgisine kaynak eserlere mutlaka başvurur. Başvurur yüklem. Başvuran kim? O. Gizli özne gene röportajcı. Peki o neye başvurur? İlgililerin bilgisine, kaynak eserlere. Dolaylı tümleç oluyor bu arkadaşlar. Peki nasıl başvurur? Mutlaka başvurur. Bu da zarf tümleci oluyor. O zaman 3 numara cümlede dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem şeklinde yapmış ögeler sıralanmıştır. O zaman 3 numara cümle arkadaşlar soruda sorulduğu gibi ögelerle şeklinde dizilmiştir. 4'e bakalım röportajının amacı. Konuyu çarpıtmadan belgesel olarak okuyucuya, izleyiciye sunmak, onları konunun içinde yaşatmak,
kamuoyunu anlattırmaktır, aydınlatmaktır. Aydınlatmaktır hükem ne? Röportajcının amacı. Bu özne olur arkadaşlar. Seçeneklerde özne verilmediydi, soruda özne verilmediydi bize. Bu cevap olamaz. Nitelik taşımalı. Röportaj özne. Yine özne var bu cümlede. Burası arkadaşlar bu cümlede özne olduğu için özne istemiyor bizden. Bu da cevap olamaz. Sadece 3 numarada verilen cümle arkadaşlar dolayı tümle zarf cümle ve yüklem şeklinde sıralanmıştır diyebiliriz. Evet. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Evet. Bu sorumuz arkadaşlar anlam sorusu paragrafları ve cümleleri ilgilendiren, cümle anlamını ilgilendiren sorumuz. Peki 13 numara soruya bakalım. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Romanın baş kahramanı Puff bir ejderha. Küçük bir erkek çocuğunun çok sevdiği ejderhası olarak sonsuzluğunu yaşıyor. İkisi yetişkinlerin hayal edemeyeceği yolculuklara çıkıyor. Bu yolculuk bu sonsuzlukta. Zaman içinde büyüyen ve bir şirketin finans müdürü olan çocuk çocukluğunda bir dakika yanından ayrılmadığı ejderhasını unutuyor. Zaman ilerledikçe Puff'ı yalnız bırakan çocuk bunun farkına bile varmıyor. Çünkü asla bitmeyen işler, değişen alışkanlıklar, artarak devam eden ihmal etmeler, yetişkin dünyasının başat unsurları haline geliyor. Geçmişe kıyasla daha meşgul, daha yorgun, daha karamsar, daha mutsuz oluyor. Çavdar tarlasındaki çocuklarda da benzer bir durum ele alınıyordu. Yetişkinlerin kirli ve ruhsuz dünyalarından nefret eden Holden, kendisi gibi küçük bir çocuk olan kız kardeşiyle anlaşabiliyordu sadece. Hayatına bir şekilde temas etmiş tüm yetişkinlere karşı aynı şeyi hissediyordu, öfke. Yaratıcılıklarını yok eden bu yetişkinlerin samimiyetini sorgulayıp duruyordu. Bu eserde sorgulama ve reddetme rolü Puff'ta. Çünkü Puff'ın çok özlediği arkadaşı tüm bunları fark edemeyecek kadar meşgul. Karşılaştırma yapılmıştır. Arkadaşlar bu cümlede yine karşılaştırma yapılan cümlelerin olduğunu söyleyebiliriz. Hemen örnek olması için. O zaman hemen bakalım. Ayrılmadı. Ejderhasını unutuyor. İleride yalnız bırakan çocuk bunun farkına bile varmıyor. Çünkü aslında işler değişen alışkanlıklar dünyasında başka unsurlar haline geliyor. Geçmişe kıyasla daha meşgul. Evet bakın burada geçmişe kıyasla daha meşgul. Altını çizelim isterseniz. Daha meşgul, daha yorgun, daha karamsar. Bakın burada geçmişiyle bugünü karşılaştırıyor. Karşılaştırma yapıyor. Neden sonuç? İşte arkadaşlar yine burada neden ilgisi azaldığını, neden ve sonuçları açıklıyor. Yinelemelere yer verilmiştir arkadaşlar. Mesela daha sözcüğünü bakın. Daha meşgul, daha yorgun şeklinde ifade ediyor. Yinelemelere başvuruyor. Sayıp dökme ifadesini kullanıyor burada arkadaşlar. Sayıp dökme nedir? Bir konuyla ilgili birden çok örnek vermek o konuyla ilgili. Yani bakın şurada nerede geçti hemen örneklendirilmiş arkadaşlar. Yine bakın burada daha meşgul, daha yorgun, daha karamsar, daha mutsuz diye sayıp döküyor. Yine arkadaşlar bakın şu cümleyi de bulayım hemen size. Zaman ilerledikçe, burada da var arkadaşlar şimdi dikkat edin buraya. Zaman ilerledikçe Puff'ı yalnız bırakan çocuk bunun farkına bile varmıyor. Çünkü asla bitmeyen işler, değişen alışkanlıklar, artarak devam eden ihmal etmeler, yetişkin dünyasını başat unsur haline geliyor. Bakın burada sayıp dökmeler yapıyor yine. Neyse arkadaşlar yine sayıp dökmelerden yaralanıyor. Şimdi esinde tartışma tekniğine başvurmuştur diyor. Tartışma tekniği neydi arkadaşlar? Tartışma tekniğinde yazar bir düşünceyi arkadaşlar ele alır. Buna dikkat edin daha çok olay ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bir kurgunun, bir olay kurgusunu anlatıldığını görüyoruz. Burada bir düşünce ve o düşüncenin karşı düşüncesinin olması, yazarın bu düşünceleri incelemesi ve yazarın karşı olduğu düşünceyi kendi düşüncesini kanıtlayarak karşı olduğu düşünceyi ne yapmaya çalışması gerekiyordu? Etkisiz hale ya da onun düşünce bakımından arkadaşlar değersiz hale getirmeye çalışması gerekiyor. Yani yazar kendi düşüncesini söyleyip
Diğer düşünceleri eleştirmiyor burada. Böyle bir şey yok. Yanlış bir düşünceden bahsetmiyor. Yanlış bir anlayıştan, yanlış bir fikirden bahsetmiyor hiçbir cümlede. Dolayısıyla biz bu paragrafın, arkadaşlar, paragrafın tamamına baktığımızda bir düşünce yazısı olduğunu söyleyemeyiz. Ve o düşüncenin bir eleştiri düşüncesi olduğunu, bir düşüncenin eleştirildiğini göremiyoruz. Burada bundan bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu soruda arkadaşlar tartışma tekniği kullanılmıştır dersek bu doğru olmaz. Yanlış olur. Çünkü burada tartışma tekniği kullanılmıyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Cevap E seçeneği olur. 14. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bu parçadan martılarla ilgili olarak hayatta kalabilmek için yeni yollar geliştirdikleri, insan müdahalesinin davranışlarında değişimlere neden olduğu, büyük deniz kuşları arasında evcilleşen tek tür olduğu. Hangilerine ulaşılamaz demişti soru arkadaşlar. Şimdi bakalım. Son birkaç yıldır bilim insanları akıllı ve cesur deniz kuşları olan martıları gözlemliyor. Normalde deniz kıyısında ve kayalarda yuva yapan balık ve diğer deniz canlılarıyla beslenen martılar, yaşam alanlarının daralması yüzünden son yıllarda kentlerin içinde, caddelerde ve sokaklardaki çöplerden besleniyor. Bakın son yıllarda arkadaşlar dikkat edin. Yaşam alanlarının sebebini de söylüyor. Daralması yüzünden diyor. Bu sebepten son yıllarda kentlerin içinde, caddelerde, sokaklarda, çöplerde besleniyorlar. Yuvalarını yüksek binaların çatılarına yapıyorlar. Yani arkadaşlar bir de söylenen hayatta kalabilmek için yeni yollar geliştirdiklerini buradan çıkarabiliriz arkadaşlar. Buradan ulaşabiliriz. Devam edelim. Özellikle kıyı kentlerinde gözlemlenebilen bu durum aslında yaban hayvanı olan martıların gün geçtikçe insan artıklarıyla beslenen sokak hayvanlarına dönüştüğü gerçeğini ortaya koyuyor. İnsan müdahalesinin davranışlarında değişimlere neden oldu. Evet, bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın. Yine biraz önceki ilk bölümde okuduğumuz gibi işte yaşam alanlarının daralmasından ötürü önceden denizlerden besinlerini karşılıyorlardı, beslenmelerini. Fakat artık şehir merkezlerine de, cadde ve sokaklarda, çöplere de den de besleniyorlar diyerek bunu da arkadaşlar ulaşabiliriz. 3. Büyük deniz kuşları arasındaki evcilleşen tek tür. Arkadaşlar bu paragrafın herhangi bir cümlesinde işte büyük deniz kuşları arasında sadece martılar evcilleşmiştir diye bir yargı, bir cümle yok. Bakın hiçbir cümlesinde bu konu işlenmiyor. Dolayısıyla 3 arkadaşlar bu paragraftan çıkarılamaz. Bu paragrafta 3 numaralı cümleye ulaşamayız. Dolayısıyla 1 ve 2'ye ulaşabiliriz. Ancak 3 numaralı cümleye ne yapamayız arkadaşlar? Ulaşamayız. Evet. Cevap C dedik. Şimdi bir sonraki sorumuza geçebiliriz. 15. sorumuz. Bu parçadaki numaralı sözlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bayrak şiirimi 35 yaşımdayken yazdım. Adana Erkek Lisesi'nde arkadaşlar bu soruda 2 kaymış. 2'yi biz aslında orada değil şuraya taşımamız gerekiyor. Gazi yerine taşımamız gerekiyor. Şimdi Adana Erkek Lisesi bir okul adıdır. Bir kurum adıdır. Arkadaşlar bir özel isimdir. Tamam. Adana Erkek Lisesi bir özel isimdir. Özel isimlere gelen çekimekleri ayrılır. Doğru. Fakat şöyle bir istisna vardır. Kurum, kuruluş, okul gibi arkadaşlar isimlerde yani kurum isimlerinde kuruluş isimlerinde özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işareti ayrılmaz. Yani buradaki Adana Erkek Lisesi bir kurum adı olduğu için kurum adlarına gelen arkadaşlar çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Hocam bu özel isim değil mi? Evet özel isim. Ama bir kurum adı aynı zamanda. Türk Dil Kurumu. Kurum, kuruluş, okul adları ve benzeri özel isimler arkadaşlar. Bu özel isimler çekim ekleri gelse de ayrılmaz. Dolayısıyla arkadaşlar Adana Erkek Lisesi de bir kurum adı olduğu için bu kurum adına gelen şu çekim eki dehale ki kesme işaretiyle ayrılmamalıydı. Onun için burada bir yazım yanlışı yapılmıştır. Diğer bölümler doğrudur diyebiliriz.
15 A doğru cevap diyebiliriz. Bir sonraki soru yani 16. sorumuzda devam edelim. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde ünsüz benzeşmesine uymayan bir sözcük kullanılmıştır? Ünsüz benzeşmesi neydi arkadaşlar? Sert ünsüzle biten bir, yani fıstıkçı şartla biten bir sözcüğe C, D, G ile başlayan bir ekin geldiği durumlarda bu C, D, G'lerin sertleşerek Ç, T, K'ya dönüşmesine benzeşme kuralı adını vermiştik. Buraya baktığımız arkadaşlar 3 numaralı cümlede üçgen sözcüğünü görüyoruz. 3 sert ünsüzle bittiği halde G ile başlayan ek arkadaşlar sertleşmemiştir. Benzeşme kuralına uymamıştır. Üçgen olması gerekiyor kurala göre ama bu Türkçemizdeki istisna kullanımlardandır. Üçgen sözcüğü, dörtgen, beşgen sözcüğünde olduğu gibi. Bu kelime istisnadır arkadaşlar. Bu kelimede ünsüz benzeşmesi uygulanmaz. Onun için cevap 3 numara üçgen sözcüğü olmalıdır. Evet. 17. sorumuza geçelim. Bu parçadaki numaralı noktalama işaretlerinden hangileri yanlış kullanılmıştır? Her yeni kitabı merakla ve kendimi kaptırarak okusam da mecburen bu okumalara arkadaşlar iki nokta koymuş buraya. İki nokta cümle sonunda bir açıklama yapılacaksa, bir örnek verilecek ise arkadaşlar iki nokta orada kullanılır. Burada iki nokta kullanmaya gerek yoktur. Virgül kullanmak yeterlidir. Onun için iki noktanın böyle bir cümlede kullanılması yanlıştır arkadaşlar. Hım diyerek bu bir ünlem sözü olduğu için ünlem kullanmış ve büyük harfle başlamış cümlemiz doğru. Terimine ne karşılık bulacağız? Şimdi bir soru var ama arkadaşlar devamındaki cümlede de soru anlamı var. Şunu unutmayalım. Arka arkaya gelen iki tane soru cümlesi varsa arada virgül sonunda soru işareti kullanabiliriz. Dolayısıyla burada böyle yapılmış. Virgül ve soru işareti kullanmış. Çünkü nasıl konuşacağız? Yine soru cümlesi. Yani 3 ve 4 de doğru kullanmış. Çeviri yapmanın cilvelerinden biriydi bu sorular. Biriydi diyerek cümle tamamlanmış arkadaşlar. Cilvelerinden biri diyerek. Dolayısıyla 3 nokta değil burada nokta kullanmamız gerekiyor. Tek nokta kullanmamız gerekirken arkadaşlar 3 nokta kullanmış. 3 noktayı biz nerede kullanacağız? Yüklem söylenmeyen eksiltili cümlelerde. Örneklerin çoğaltılabileceğini göstermek için. İşte söylemek istemediğimiz kelimeler yerine, uygun olmayan kelimeler yerine ve benzeri durumlarda 3 noktayı kullanmamız gerekiyor. Halbuki burada arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değildir. Bu cümlenin sonuna 3 nokta değil, tek nokta kullanılmalıydı. Yani 5 de yanlış kullanmıştır. 1 ve 5 sorunun doğru cevabı olacak. 1 ve 5 yani E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak diyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz yani 18. sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlenin hangisi de bir yazı Darwin sözünün. Çünkü arkadaşlar, çünkü Darwin'de hem dağ hem ev gerçek anlamını korumaktadır. Dağ da gerçek bildiğimiz anlamıyla kullanılmış, ev de bildiğimiz anlamıyla kullanılmıştır. Dolayısıyla her iki sözcük de gerçek anlamını kaybetmiyor. Onun için bu kelimelerin ayrı yazılması gerekir. Dağ evi ayrı yazılmalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla diğer seçeneklerde verilen sözcükler doğru yazılmıştır. Doğru yazılmıştır. Fakat daivi bu cümlede yanlış yazılmıştır. Doğru cevap A seçeneği diyebiliriz. Evet bir sonraki sorumuz 19. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerin hangisi virgülün bu parçadaki görevlerinden biri değildir? Sorumuz bu arkadaşlar. Bakalım. Eş görevli sözcüklerin arasında ara sözlerin başında ve sonunda sıra cümleleri ayırmak için, anlam belirsizliğini önlemek için, özneyi belirtmek için. Kuşlar gökyüzünün ve özgürlüğün simgesi olduğu kadar estetik bir güzelliğe de sahiptir. Şimdi arkadaşlar estetik bir güzelliğe sahiptir yüklem ne? Kuşlar. Özne. Ve özneden sonra virgül kullanılmış mı? Evet. Özneyi belirtmek için kullanılmıştır diyebiliriz o zaman. Kartalların, martıların gökyüzünde sözcük. Şimdi kartalların ve martıların eş görevli sözcük değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman eş görevli sözcük arasında kullanılmış diyebilirim. Süzülüşünü izlemek doyulmaz bir zevk verir insana. Kartalların, martıların gökyüzünde süzüşünü izlemek. Yani özeden sonra yine bir önceki cümlede kullanmıştı.
Özellikle de havanın rüzgarlı olduğu zamanları seçerseniz, gerçi her zaman izlenmeye değer. Ki buradaki söz ara sözdür arkadaşlar. Gerçi her zaman izlenmeye değerdir sözü ara sözdür ve ara sözlerin başında ve sonunda ne kullanılabilir arkadaşlar? Virgül kullanılabilir. Dolayısıyla ara sözlerin başında ve sonunda virgül kullanılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Kartalların gökyüzünde devleştiğine şahitlik ederseniz yüklem. Martların zarafetine hayran olsun. Hayran olsun yüklem. İki tane yüklem var. Yani iki tane cümle var. Ve bu iki cümle arasında ne kullanılmış arkadaşlar? Yani bu bir sıra cümlelerde cümleler birbirinden virgül veya noktalı virgülle ayrılırlar. Burada da arkadaşlar virgül ayrılmış. O zaman sıra cümleleri ayırmak için ne yapmıştır? Son örnekte kullanılmıştır. O zaman anlam belirsizliğini önlemek için virgül burada ne yapılmıştır? Kullanılmamıştır bu parçada. Onun için doğru cevabımız D seçeneği olmalı diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza, 20. sorumuza geçebiliriz. Bu parçada fenomenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Sorumuz bu arkadaşlar. Bakalım şimdi. Fenomen son zamanlarda çok kullandığımız kelimelerden biri oldu. Halk arasında oldukça yaygın hale gelen bu ifadenin kullanımına bir örnek internet fenomenidir. Bir örnek veriyor internet fenomeni diye. Bu ifade kişinin internetteki herkes tarafından takip edildiğini, beğenildiğini ve ünlendiğini açıklamaktadır. Demek ki fenomen sözcüğü arkadaşlar, demek ki fenomen sözcüğü bir kişinin takip edilmesi, beğenilmesi, ünlenmesini açıklıyor. Fenomen olmanın belli başlı kriterleri vardır. İlgi duyulan konuyla ilgili blogları düzenli olarak okumak, bakın özelliklerini sıralıyor. Yeni araştırma ve kitapları takip etmek, evet yenilikleri takip etmek, araştırma ve kitapları takip etmek, uzman yorumlarına dikkat etmek, yeniliklerden haberdar olmak, etkinliklerin özünü anlamak ve bu kriterlerin başında gelir. Anlamak bu kriterlerin başında gelir. Orijinal olmak, bakın bir de orijinal olmak, fenomen olarak var olmanın en önemli kurallarındandır. Orijinal olmak, kendine özgü olmak. Gündeme hızlı cevap veren bir olgunun diğer olgulardan bir adım önde olduğunu, yani güncel olmak, hızlı olmak, arkadaşlar bakın, söyleyebiliriz. Başka bir yerde gördüklerini sürekli olarak gören izleyiciler üzerinde etkide, yani sıradan olurlar çünkü. Başka yerde görülen, sürekli görülenleri izleyiciler üzerinde çok durmazlar, etkilenmezler izleyiciler diyor. Bakalım fenomenle ilgili hangisini çıkaramayız? Sosyal medyada büyük ilgi gören kişi ya da olgular için kullanılması, evet, bunu ilk cümleden görebiliyoruz. Özgünlükle fenomen olma arasında sıkı bir ilgisi vardı. Evet, burada ne dedi arkadaşlar? Orijinal olmak gerekiyor. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Günümüzde öne çıkan kavramlardan biri olarak dikkat çekmelidir. Evet, ilk cümlede yine bunu görüyoruz. Gündemi yakından izlemek, evet, güncel olmak, gündemi yakından izlemek, takip etmek, araştırmaları, kitapları, bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Uzmanlık gerektiren konularda öne çıkan kişileri ifade eden bir kavramdır. Bunu çıkaramayız. Buna değinilmiyor çünkü arkadaşlar. Uzmanlık gerektiren konularda öne çıkan kişiler buradan çıkarılamaz arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı E seçeneği olmalı diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz, 21. sorumuza geçelim. Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki hangi yanlıştır? Birinci cümle kurallı bileşik cümledir. Kurallı cümle neydi? Yüklemi sonda olan. Bileşik cümle neydi? Fiilimsi ile yan cümlesi kurulan ya da başka bir çekimi fiile kurulan yan cümlesi cümlelere diyoruz. Bir de bakalım kurallı ve bileşik bir cümle mi? Yazar bu çocuğu hiçbir zaman bulamayacak olsa ona mektup yazıyor. Yazıyor yüklem, yazar özne, arkadaşlar dikkat edin. Bu çocuğu hiçbir zaman bulamayacak olsa da şurası yan cümle ve SSA şart kipiyle oluşturmuş, öyle değil mi? Yani bu şart bileşik cümle. Evet, şart bileşik cümle. Yani bileşik cümle. Doğru. Peki yüklem sonda mı? Evet, yüklem sonda. Hem şart bileşik cümle hem kurallı cümle. O zaman bu doğru. A'yı söyleyebiliriz. İkinci cümlede zarf fiile yer verilmiştir. Bakalım. Aslında yazdığı mektup, yazdığı da yazık eki sıfat fiil, zarf fiil değildir. Yazdığı mektup
Tüm çocuklara. Burada zarfı göremedik arkadaşlar. O zaman bu yanlış. Bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz ama diğerlerini de bir sağlamasını yapalım. Üçüncü cümlenin yükleni bileşik fiildir. Hemen üçüncü cümleyi buluyorum. Arkadaşlarının ona duyurduğu, bizzat karşılaştığı ya da hiç görmediği tüm çocuklara armağan ediyor sözcüklerini. Armağan ediyor cümlenin yüklemi mi arkadaşlar? Evet. Bu yüklem iki kelimeden oluşmuş mu? Evet. Yani bileşik bir fiil mi? Evet. Yardımcı fiille kurulmuş. Bileşik bir fiil. O zaman üçüncü cümlenin yüklemi bileşik fiildir diyor. Doğru. Armağan ediyor. Bileşik bir fiildir. Bu doğru. Dördüncü cümle devrik fiil cümlesi. Devrik ne demekti? Yüklem cümlenin sonunda olmaz. Başında ya da ortasında olur. Fiil cümlesi çekilme fiildir yüklem. Bunlara bakacağız. Dördüncü cümlede. Kitaplarla çocukların ilintili olduğuna inanıyor yazar. Şimdi inanıyor yüklem arkadaşlar. İnanıyor yüklem. Yüklemden sonra özne kullanılmış. Yüklem sonda değil yani devrik. Doğru. İnanıyor aynı zamanda çekilme fiil olduğu için fiil cümlesi. Bu da doğru. Devrik ve fiil cümlesi doğru. Beşinci cümle nesne ve yüklemden oluşmuştur. Ona da bakalım. Farklı ülkelerde, şehirlerde, mahallelerde yaşayan çocukların sesini bu kitaplarla duyurabildiğini düşünüyor. Düşünüyor yüklem. Kim o? Gizli özne. O neyi düşünüyor? Farklı ülkelerde, şehirlerde, mahallelerde yaşayan çocukların sesini bu kitaplarla duyurabildiğini düşünüyor. Yani nesne ve yüklemden oluşmuştur da diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla sadece iki numarada zarf fiil yoktur. Onun için cevap iki numara ne yapmalıdır arkadaşlar? Olmalıdır. Yani B seçeneği doğru cevap olmalıdır. Bir sonraki sorumuza geçelim. 22. sorumuz. Bu parçada yakınılan durum aşağıdakilerden hangisidir? Yakınılan durumu soruyor bize arkadaşlar. Okuyalım hemen. Aslında temel olarak çok uzun yıllardır var olan bir teknoloji 2009'da James Cameron çektiği Avatar'la birlikte 3D sinema teknolojisi hayatımıza girmiş durumda. Avatar'ın ilk çıktığı dönemi çok iyi hatırlıyorum. Avatar inanılmaz bir reklamla ortaya çıkmıştı. James Cameron'ın Avatar'ı için sinemanın yeni ve son dönüm noktası, sinemanın geleceği, parlak bir görsel şölen gibi tumturaklı birçok şey yazıldı, çizildi. Tüm dünyada inanılmaz bir beklenti oluştu. Aslında pazarlama uzmanları çok basit bir taktiği uyguluyorlardı. Paul Rota'nın Sinemanın Öyküsü kitabında söylediği gibi bir filme ne kadar çok para yatırılmışsa yapımcıların ve halkın gözünde o film o denli büyüktür. Filmin mesajı, kalitesi gibi başka nitelikleri önemsenmez maalesef. Şimdi arkadaşlar son cümleye dikkat edin. Yazar burada asıl yakındığı şeyi aslında söylüyor. Son cümlede söylüyor. Yani reklamla günümüzde filmlerin değerinin anlaşıldığını, işte ona harcanan parayla değerinin ölçüldüğünü, halbuki kalitenin, niteliklerin önemsenmediğinden yakınıyor yazar. Dolayısıyla arkadaşlar burada yazarı yakındığı durum bir eserin nitelikleriyle, kalitesiyle değil de reklamla, efendim tümtüraklı sözlerle tanıtımının yapılması ona bu özelliklerle gerçek değerlendirmesi gereken kalite ve nitelikler kalite nitelikleri dışındaki başka unsurlarla değerlendirmesinden yakınıyor. Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar pazarlama taktiği nitelikli sinema filmleri içerisinde kullanılması, Avatar filmin kendisinden beklentileri karşılayamaması, maliyet yüksek filmlerin pazarlama teknikleri büyük bir filmmiş gibi sunulması. Evet, yazar arkadaşlar bunu söylüyor, bundan yakınıyor. Çünkü maliyeti çoksa onun büyük bir film olduğunu düşünüyor insanlar. Halbuki kalite ve niteliklere, değer niteliklere, sanatsal niteliklere bakılmıyor. Bundan yazarın yakındığını görüyoruz. Sinema filmlerinin sanat değerinin düşmesi, 3D sinema teknolojisinin büyük bir yenilik olarak göstermesi. Yine bunları arkadaşlar söyleyemeyiz. Sadece dediğimiz gibi sadece filme harcanan parayla, reklamla, tumturaklı sözlerle o filmin değerinin günümüzde anlaşılmasından yakınıyor. Halbuki ne diyor? Kalite ve diğer niteliklere bakılarak o filme bir
ne yapılmalı? Değer verilmeli diyor. Evet. Bir sonraki sorumuza, yani 23. sorumuza geçelim. Bu parçanın aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz diyor. Cam yapımı büyük olasılıkla milattan önce bronz çağda keşfedilmiştir. Arkeolojik kanıtlar bu keşfin Mezopotamya'da meydana gelmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yörede cam, boncuklarda, duvar fayanslarında, seramiklerde ve diğer nesnelerde kullanılmıştır. Bu erken dönemde cam, yarı değerli ve değerli taşlara alternatif olarak üretilmiştir. Bu nedenle hemen hemen tüm erken dönem camları bugün olduğu gibi şeffaf değildir ve oldukça üretilmişlerdir. Yani bugünkü gibi şeffaf olmadığını o gün söylüyor. Cam her ne kadar bu dönemde silindir, mühür, bazı küçük objelerin üretiminde kullanılmışsa da en çok boncuk üretiminde kullanılmıştır. Tüm erken dönem boyunca cam soğukken işlenmiş ve taşçılar tarafından kullanılan tekniklerle kesilmiştir. Hangisine ulaşılamaz demişti. Cama dair arkeolojik buluntular Mezopotamya'yı işaret etmekte. Evet, ilk cümlede bunu görüyoruz arkadaşlar. İlk cümlede Mezopotamya'da meydana gelmiş olduğunu ortaya koymaktadır diyor. Eski dönemlerde camın bugünkü gibi saydam olmadığı, evet bugün saydam ama o dönemde saydam değil, bunu da belirtiyor. Camın bronz çağda keşfedildiği ve üretilmeye başlandığı düşünülmektedir. Yine bronz çağdan arkadaşlar bahsediyor burada. Bunu da söyleyebiliriz. Bu da ulaşılabilir. Camın yüksek sıcaklıkta şekillendirilmesi için bilimin gelişmesi, camın yüksek sıcaklıkta şekillenmesi ve bilimin bunun için gelişmesi gereken hiçbir cümlede bahsetti mi? Hayır, böyle bir şey söylemiyor hiçbir cümlesinde. Yani buna ulaşamayız. Erken dönemlerde cam daha çok boncuk gibi küçük objelerde görülmüştür. Evet, bunu da küçük objelerde üretimde kullanılmıştır diyor. Kullanılmışsa da diyor. Buradan çıkarabiliriz, ulaşabiliriz. Ama arkadaşlar D seçeneğini ne yapamayız? Bu cümleden çıkaramayız. Bu parçadan çıkaramayız. Evet, 24. sorumuza bakalım. Bu parçada açlıkların hangi dini? Bakalım şimdi arkadaşlar. Hayvanlarda doğuştan gelen davranışların yanında sonradan öğrenme yoluyla kazanılan davranışlar da vardır. Mesela uygun besin cinslerini tanıma ve sosyal türlerde sosyal ilişkiler kısmen sonradan öğrenilen davranışlardır. Yine hayvanın tabii düşmanlarını tanıması, doğal düşmanlarını tanıması ve bunlardan kaçış yollarını öğrenmesi zamanla olur. Zamanla olur. Bu arada ilkin çok korktuğu veya rahatsız olduğu bir şeyle çok sık karşılaşmaya başlayan hayvanın zamanla buna alışması da bu konuda başka bir örnektir. Zamanla buraya alışıyor diyor. Mesela rekreasyon alanlarındaki hayvanlar, yani kendi yaşam alanındaki hayvanlar, insanlara ve arabalara bir süre sonra aldırmamayı öğrenir. Onları da kanıksıyorlar artık. Hayvanlarda öğrenme, tecrübe ile ortaya çıkan ve nispeten uzun süren adaptif davranışlar değişimlerdir, değişmeleridir. Laboratuvar çalışmaları hemen tüm hayvanların bir öğrenme sürecinden geçebileceğini kanıtlamıştır. Seçeneklere bakalım. Yerleşim yerlerinde yaşayan hayvanların insanları ve arabaları zamanla kanıksadı. Evet, buna değiniyor arkadaşlar. Paragrafta vardı. Öğrenme ve hayvanlar arasındaki ilişkinin laboratuvarda izlendiğine, evet buna da laboratuvarda izlendiğinden de bahsetti. Hayvanların doğal düşmanlarını tanımasının sonradan öğrenebileceklerini kanıtladığına, evet bunun kanıtlandığını yine söyleyebiliriz arkadaşlar. Buna değiniyor. Hayvanlarda öğrenmenin daha çok tecrübeye dayalı, evet tecrübeye dayalı olduğunda yine arkadaşlar yukarıda son bölüme doğru söylemiştik. Bunu da söyleyebiliriz. Hayvanlarda birçok farklı öğrenme şeklinin olduğunu söylemedi arkadaşlar. Buna değinmedi. Dolayısıyla birden fazla öğrenme şekli vardır gibi ve bunlar açıklama yoluna gitmediği için sorunun doğru cevabının E seçeneği olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuz, yani 25. sorumuza devam ediyoruz. Bu parçada düşüncenin akışına göre numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra hayatı kolaylaştıran teknolojilerden biri de çamaşır makinesidir? Bu tür sorularda arkadaşlar özellikle
Çamaşır makinesiyle ilgili cümleyi bulmamız. Hangisinden burada sonra diyor. Bazen önce hangisinden önce getirebilir diye de sorabilir. Altını çizmiş bu üçü bakın arkadaşlar. Hangisinden sonra getirilebilir? Şimdi arkadaşlar, teknolojinin her geçen gün ilerleme kaydetmesiyle günlük hayattaki belli başlı sorumluluklarımız da kolaylaşır. Bakın burada çamaşır makinesini hiç söz etmedi. Teknolojinin hayatlarımıza kattığı rahatlığa fazlasıyla alışık. Yine teknolojiden bahsetti arkadaşlar ve çamaşır makinesinden bahsetmedi. Bugün oldukça pratik bir şekilde yaptığımız bazı işler bundan yıllar önce bu kadar da kolay değildi. Yine çamaşır makinesinden bahsetmedi. Böyle bakıyorum. Evet, ilk defa çamaşır makinesini gördüm. Çamaşır makinesi yokken kadınlar, şimdi arkadaşlar burada çamaşır makinesinden bahsediyor. Muhtemelen böyle bir soruda çamaşır makinesiyle ilgili tabii ki bu dördüncü cümleden sonra da getirebiliriz. Oradaki cümleyle buradaki cümleyi, yani sorudaki cümleyle arkadaşlar buradaki cümlenin pozisyona bakmamız da gerekiyor. Şimdi eğer arkadaşlar 4 numaradan önce 4 numara cümleden önce sorudaki cümleyi getirip okursak anlama bir bakalım. Hayatı kolaylaştıran teknolojilerden biri de çamaşır makinesidir. Çamaşır makinesi yokken kadınlar, bakın yokken kadınlar hayatı kolaylaştırdığını anlatıyor çünkü. Çamaşırlarını dere veya akarsu kenarlarında ya da evlerinde leğenlerin içinde el gücüyle ovarak yıkarlardı. Çamaşır makineleri icat edildiği günden bugüne teknolojiyle birlikte insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için durmadan gelişirdi. Yani arkadaşlar 4 numaralı cümleden önce ve 3 numaralı cümleden sonra ne yapmam gerekiyor benim? Arkadaşlar buradaki cümleyi kullanmam gerekiyor. Hangisinden sonra dediği için cevap 3'ten sonra olmalıdır. Hangisinden önce deseydi 4 diyecektik. Hangisinden sonra dediği için 3 numara doğru cevap olur. Yani sorunun doğru cevabı C seçeneği diyebiliriz. 26. sorumuza geçelim. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangileri kökü bakımından diğerlerinden farklıdır? Köklerine bakalım kelimelerin. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz. Korkuluksuz kelimenin kökünü soruyor bana arkadaşlar. Korkmak fiil kök. Buna fiil diyorum. İkinci cümleye geçiyorum. Tutunacak bir şey olmalı, olmadı mı? Tutunacak kelimesinin kökü tutmaktır. Bu da fiildir arkadaşlar. Tutmak fiildir. Üçüncü kelimenin kökü yuvarlanır, yuvadır. Yuvadan yuvarlanır. Arkadaşlar, yani kökü isimdir. Bakın burada isim. Kimi zenginliğine tutunur. Zenginlik yine isim köktür. Bir ile ikiye fiil dedik. Üç ile dörde isim dedik. Üçe bakalım. Gülünçlüğünü, gülmek kelimenin kökü gülmektir. Yani fiildir. Yani diğer bir ifadeyle bu da bir fiildir. Yani arkadaşlar dikkat ederseniz 1, 2 ve 5'e fiil dedik. 3 ve 4'e isim dedik. O zaman hangi ikisi dediğimiz için ikili seçeneklerde 2 tane olduğu için arkadaşlar 2 ve 3 isim olacak. 2 ve 3 var mı seçeneklerde? Pardon, 3 ve 4 yanlış söyledim. 3 ve 4 arkadaşlar ikisi isim oluyor şimdi. 3 ve 4'ün doğru cevap olması gerekiyor. 3 ve 4 D seçeneğinde kullanılmış. Şöyle yanlış oldu. D seçeneği doğru cevap diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar 27. soruya geçiyoruz. Bu parçada anlatılmak istenen aştakilerden hangisidir? Ana düşünceyi soruyor bize. Onu söyleyebiliriz. Yüzyıllardır denizde yatan ve denize kalkan Bart'ın bölge halkının günlük hayatında ve folklorunda denize, denizciliğe, balıkçılığa ve tekne yapımcılığına ilişkin son derece orijinal ve zengin bir birikim meydana gelmiştir. Bu uzun cümle arkadaşlar. Bu sorunun cevabını bulabileceğimiz bir cümle. Ahşap tekne ve gemiler uzun yıllar boyunca Bartın halkının günlük hayatında önemli bir yer tutmuştur. Yine bakın denizle ilgili. Ahşap tekne ve gemi denizle ilgili. Bartın halkının günlük hayatında önemli bir yer tutmuştur. Kara ulaşımının yaygın olmadığı dönemlerde deniz taşıtları halk tarafından seyahat, ticaret, balıkçılık, ulaşım, eğlence ve benzeri amaçlarda yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Yani hayatın her alanında denizin etkisini anlatıyor. Nerede arkadaşlar? Bartın'da. Bölgede ayrıca birçok denizci ve kaptan yetişmiştir. Bugün de
Özellikle sahil boyundaki yerleşimlerde deniz ve deniz taşıtlarıyla kurulan iç içe yaşam bütün canlıyla devam etmektedir. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu paragrafta Barton için denizin önemi anlatılmış. Deniz Barton için çok önemli oldu. Barton'ın her şeyi denizle ilgili olduğu, denizin Barton'ın Barton şehrimizin hayatta çok önemli olduğunu anlatıyor bu paragraf bize. Bakalım hangisi en yakın olacak? Barton'ın ekonomisi büyük oranda denizciliğe, balıkçılığa ve şimdi ekonomisi diyoruz. Sadece ekonomiyi dersek doğru olur mu? Sadece ekonomiden bahsetmedi arkadaşlar. Her türlü hayattan, yani folklorundan da bahsetti, diğer özelliklerden de bahsetti. Dolayısıyla sadece ekonomiyle ilgili değil. Denize dair balıkçılık, tekne yapımcılığı gibi unsurlar sosyoekonomik yönüyle Bartın halkı için oldukça önemlidir arkadaşlar. Bakın burada hem sosyoekonomik dedi, sosyal ve ekonomik yöne vurgu yaptı. Hem de arkadaşlar denize dair bu unsurlar, yani denize dair unsurlar, balıkçılık, tekne yapımı, unsurlar hem sosyoekonomik yönüyle Bartın halkı için önemli olduğunu arkadaşlar paragraf da zaten bunu anlatıyor. Denizin Bartın halkı için çok önemli olduğunu söylüyor demiştik, anlatıyor demiştik. Bu düşünülebilir. C'ye bakalım. Bartın Türkiye kıyılarında ahşap tekne yapımcılığının geleneksel teknik ve malzemelerle icra edildiği son merkez olduğundan sadece ahşap tekne yapımcılığından bahsetmedi arkadaşlar. Denizin her alanında bahsetti. Dolayısıyla bu da çok tamamlayıcı bir ana düşünce olamaz. Bartınlı ustalar inşa ettikleri ahşap gemi ve teknelerle yüzyıllar Türk denizciliğine ve Türk denizciliğine ettiklerinden bahsetti ama paragrafın tamamı da Bartınlı ustalar anlatılmadı sadece. Bartın'ın tamamı anlatıldı. Bartın'daki tüm insanları etkilediğini anlattı. Yine tam karşılayamaz. Çünkü ana düşünce paragrafın tamamını karşılamalı diyoruz. Bartın ve birçok ilimiz denizcilik için son derece elverişli koşullara ve olanaklara sahiptir. Birçok ilimiz diyerek, halbuki sadece Bartın'dan bahsetti burada. Denizcilik için uygun ol, tamam bu bir yanlış düşünce olarak düşünebilir ama burada anlatılmak isteyen arkadaşlar B seçeneğinde verilen denizcilikle ilgili unsurların Bartın halkı için çok önemli oldu. Her şeylerinin deniz olduğunu anlıyoruz bu paragrafta. Dolayısıyla anlatılmak istenen en iyi anlatan B seçeneği diyebiliriz. Doğru cevabımız B diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz 28. sorumuza geçelim. Bu parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralı cümlelerden hangisiyle başlar? Sorumuz bu arkadaşlar. Bu tür sorularda konunun değiştiği ilk cümleyi bulmam gerekiyor. Konu nerede değişecek? Onu tespit etmem gerekiyor. Çünkü ikinci bir konuya geçilirken yeni bir paragrafa geçilir arkadaşlar. Onun için ilk konu nerede, hangi cümlede değişiyor ona bakalım. Hepimizin hayata dair türlü hayal kırıklıkları var. Hayal kırıklıkları. Kimini muhatabına haykırabiliyoruz. Bu hayal kırıklıklarının kimini muhatabına haykırabiliyoruz. Kimi bizim varlığımıza anlamlı sadece. Dillendiremediklerimiz söze dökebildiklerimizden fazla. Neyin? Hayal kırıklıklarımızın. Bakın 1, 2, 3 arasında bir konu bütünlüğü var. Şimdi 4'e bakın. Dikkat edin arkadaşlar. Kırgınlık. Bakın burada cümlenin devamını anlıyorum gibi romanada olan kırgınlıktan bahsediyor burada. Kırgınlık. Noktalı diyor. Eksik bırakılan hikayelerin, yok sayılarak geçiştirilmeye çalışılan hayatların, yalnızlıkla cebelleşen insanların romanı olmuş. Bakın yukarıdaki ilk üç cümlede hayal kırıklıklarından bahsederken burada kırgınlık romanını ve devamında da arkadaşlar yine bunu devam ettiriyor. Demek ki 4 numaralı cümleyle birlikte yeni bir konuya geçiliyor. 4 numaralı cümleyle birlikte yeni bir cümleye geçiliyorsa o zaman 4 numaralı cümleyle ikinci paragrafı ne yapmalıyız? Başlatmalıyız diyebiliyoruz arkadaşlar. Onun için cevap C seçeneği olmalı. Evet. Bir sonraki sorumuza, 29. sorumuza geçelim. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Okuyalım bakalım arkadaşlar. Yurdumuzda kar yağışının fazla olduğu kış mevsimlerinde çığ olayları yaşanmaktadır. Kar yağışının fazla olduğu yerlerden ve kış mevsiminde çığ olayları yaşanmaktadır. Sessiz ve ansızın meydana gelen çığlar, yani çığların sessiz ve ansızın meydana geldiğini görüyoruz burada.
Dağlık bölgelerdeki kırsal yaşamı, yerleşim alanlarını tehdit etmektedir. Yani yerleşim yerlerini, dağlık bölgelerdeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor diyor. Her yıl ortalama 45 kişi çığ olaylarında hayatını kaybediyor. 45 kişi hayatını kaybediyor. Ve çok sayıda ev kullanılamaz hale geliyor. Yani maddi, hem can hem maddi hasar oluyor. Çığ oluşumunda önemli etkenler yörenin yerel topografik ve meteorolojik koşullarıdır. Bu çığın etkenlerinden sayılmış. Arazi eğiminin fazla olması da yine çığa etkili. Orman örtüsünün zayıf olması, bu da bir etken. Ve ormanın kışın yaprağını döken türlerden oluşması. Orman var ama ormanda yaprağını döktüğü için yine faydası olmuyor. Orman örtüsünün yatay ve düşey doğa sınırlarının daraltılması, ormanın doğal sınırının daraltılması gibi nedenler. Bakın bu da çığ nedenleri sayılıyor. Ülkemizin çığ potansiyelini artırmaktadır. Çığların oluşmasında yağan karın özelliklerinin de büyük önemi vardır. Son yıllarda ülkemizde yaşanan çığ olaylarının artış nedeni, bakın son dönemde çığ olaylarında artış olduğunu da görüyoruz. Doğal kaynakların yanlış kullanılması ve ormanlara yönelik planlı ve plansız aşırı müdahalelerdir. Hangisi çıkarlamaz bakalım. Çığ, Türkiye'nin dağlık ve yoğun kar yağan kesimlerinde karşılaşılan doğal felaketlerden biridir. Bunu çıkarabiliriz. Çığ felaketi can ve mal kayıplarına, evet yukarıda değinmiştik. Hem evleri hem 45 kişinin ölümüne neden oluyor, olmuştu. Çığ düşmesini tetikleyen bazıları doğal, bazıları ise insan etkisi, evet. Son bölümde insan etkisinden, önceki bölümde doğal etkilerden bahsetmişti. Birdenbire oluştuğu bilinen, evet, birden ve sessizce oluştuğunu söylemişti. Çığ vakaları yakın dönemde daha da artmıştır, bunu da söyledi. Daha da arttı, olaylarda artış nedeni var dedi. Bunu da söyleyebilir. Çığ düştüğü yerlerdeki ulaşım ve iletişimi engellemektedir. Peki bu paragrafın herhangi bir yerinde arkadaşlar, çığlar ulaşımı engelliyorlar, iletişim kurmamızı engelliyorlar gibi bir düşünce, bir cümle geçmedi. Onun için E'nin bu paragraftan arkadaşlar çıkarılamayacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olur diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. 30 numaralı soru. Yukarıdaki numaralı cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diyor arkadaşlar. Üçüncüyü bulun diyor bakın. Sıralama sorusu. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar ne yapacağız? Bana verilen bu 5 cümleden hangisinin ilk cümle olabileceğini bulup sonra onu tamamlayan cümleyi, sonra onu tamamlayan cümleyi ipuçları bularak tamamlamaya çalışacağım ve bunlardan hangisinin üçüncü cümle baştan üçüncü cümle olduğunu soru bizden bulmamızı istiyor. Bakalım. Bu tür türbülanslara girdiğinde ise, bakın bu tür diye başlamış ise ilk cümle olamayacağını söyleyebiliriz. Bu tür türbülanslara girdiğinde ise pilotun yapacağı tek şey kumandalara biraz daha hakim olmaya çalışmaktır. Pilotlar kötü havada türbülanstan kaçınmanın yollarını bilir. Türbülans bulutlu ve kötü havalarda elektrik yüklü bulutlara yakın geçişlerde oluşuyor. Türbülansın tanımı yapılmış. Ancak açık hava türbülanslarının nerede, nasıl olacağı belli olmadığı için öncesinde önlem almak da mümkün değildir. Ancak diye bir cümle başlayamaz. Bulutlu havalarda radarlar türbülanslara edebiliyor. Ancak bir de açık bir havada hiç bulut yokken soğuk ve sıcak hava geçişleri nedeniyle oluşan açık hava türbülansları vardır. Şimdi arkadaşlar buradaki 5 cümleyi incelediğimizde 3 numaralı cümlenin arkadaşlar 3 numaralı cümlenin İlk cümle olması gerektiğini görüyoruz. Türbülans bulutlu ve kötü havalarda elektrik yüklü bulutlara yakın geçişlerde oluşuyor. 3 numaradan sonra 5 numarayı getirebiliriz. Bulutlu havalarda radarlar, şimdi bakın bulutlu ve kötü havalardaki oluştuğundan bahsediyordu bu ilk cümlede. Sonra bulutlu havalardaki radarlar türbülansı ayırt edebiliyor. Ancak bir de açık bir havada hiç bulut yokken soğuk ve sıcak hava geçişleri nedeniyle oluşan açık hava türbülansları vardır. Bir de açık hava türbülansları var. Hiçbir belirti yok yani. Sonra 5'ten sonra pilotlar, burada kötü hava
kötü türbülanstan bahsediyor. Pilotlar kötü havada türbülanstan kaçmanın yollarını bilir. Üçüncü olarak iki getirebilirim. Ancak açık hava türbülansının nerede nasıl bakın? 2'den sonra 4 gelmeli. Onu da söyleyebiliriz. Ancak açık havada türbülansın nerede nasıl olacağı belli olmadığı için öncesinde önlem almak da mümkün değildir. 4'ten sonra da 1'i getirmeliyim arkadaşlar. Çünkü bu tür türbülanslara girildiğinde pilot yapacağı tek şey kumandalara biraz daha hakim olmaya çalışmaktır. Yani arkadaşlar 3, 5, 2, 4 ve 1 şeklinde ne yaptık arkadaşlar? Dizdik. Dolayısıyla arkadaşlar baştan 3. sırada hangi cümle geldi? 2 numaralı cümle geldiği için sorunun doğru cevabı B seçeneği olur diyebiliriz arkadaşlar. Cevap B seçeneğidir diyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. 31. sorumuz. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Hangisine ulaşabiliriz? Bakalım. Eldeki tarihi bulgular ve belgelerde Avrupa'nın henüz uygarlıktan uzak bulunduğu dönemlerde Orta Asya'da yaşayan Türklerin beden kültürüne ve spor hareketlerine büyük önem verdikleri görülmektedir. İyi ve temiz ruhun güçlü ve cesur insanda bulunacağına inanan Türkler sporu eğlence haline dönüştürmüşlerdi. Eğlenecek gençlerde ata binmek ve güreşebilmek gibi beceriler aranmaktaydı. Doğum, ölüm, Tanrı'dan yardım dileme, ölüleri anma, hastaların sağlığa kavuşmaları gibi özel günler ve dini ayinlerde spor karşılaşmaları düzenlenirdi. Bu karşılaşmalar sayesinde kabile bireylerinin ölünün yasıyla içine kapanıp güçten düşmeleri önlenir. Yapılan yarışmalarda başarılı olanlar toplum içinde saygın bir yer edinirdi. Hangisine ulaşılabilir? Yani burada arkadaşlar konu Türklerde spor. Türklerin hayatında spor. Türklerin hayatında sporun çok önemli olduğunu ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Eski Türklerde spor etkinlikleri günlük hayatın ve toplumsal yaşamın önemli bir parçası. Evet arkadaşlar buna çok rahatlıkla ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Zaten burada anlatılmak istenen de eski Türklerde sporun önemli olduğu. Bunu söyleyebiliriz. Spor kültürü diğer milletlere Türklerden aktarılmış. Öyle bir şey söylemiyor. Eskiden beri milletçe önemli günlerimizin vazgeçilmez etkinlikleri sadece önemli günlerde mi spor müzikali? Her alanda yapılıyor arkadaşlar. Hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Eski Türklerde spor, müzik ve din iç içe bunların iç içe geçtiğine değmiyor. Bunlar iç içedir artık demiyor arkadaşlar. Böyle bir yargıya varamayız. Spor toplumsal yapıyı ayakta tutan burada sadece spordan bahsetmiyor. Türklerdeki spordan, eski Türklerdeki spordan bahsediyor. Dolayısıyla bu bilgide arkadaşlar tam ulaşılan bir bilgi değildir. Ama A'da verilen cümle arkadaşlar bu paragrafı özetleyen bir cümle olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuz yani 32. sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar yine son dönemdeki yeni soru tiplerinden biri bu şekilde arkadaşlar soruluyor. Bizim denemelerimizde de yine bakın bu şekilde sorular çıkıyor. Şimdi burada yapacak iş arkadaşlar burada bu parçaları karşılayan soruları bulmak. Öncelikle tabii iki tane soru var burada. Bu sorular öncelikle birinciyi okuyarak birincinin cevabını bulup ikinciyle de sağlamasını yapmak mantıken uygun olan yöntemdir. Şimdi birinci gazetecinin bir soru sorduğunu görüyoruz. Uzman cevap veriyor. Birçok hayvanda tehlikeli virüsler bulunabiliyor. Ancak bunlardan çok azı hayvandan insana geçebiliyor. Ancak bazıları var ki mutasyona uğrayarak insandan insana geçen bir özellik kazanıyor. Dolayısıyla asıl tehlike virüsün insandan insana aniden sıçraması ile birlikte bağışıklık sistemimizin bu virüsle daha önce hiç mücadele etmemiş olmasından kaynaklanıyor. Konu virüs arkadaşlar. Bakın yani bu virüsün arkadaşlar tehlikeli bir yönünden bahsediyoruz. Virüsün tehlikesinden bahsediyor bu cümlede. Yani virüsün tehlikesiyle ilgili bir soru sormuş olabilir. İlk soru cümlelerini okuyarak hangisinin bu parçanın sorusu olabileceğine karar verin. İnsanlar tehlikeli virüslerden nasıl korunabilir? Burada koruma yollarını bahsetmedi arkadaşlar. Böyle bir açıklama yapmadı. Hangi tür virüsler insan sağlığı için
Virüs türlerinden de bahsetmedi arkadaşlar. Virüsleri insanlar için bu kadar tehlikeli kılan asıl unsur nedir? Evet, tehlikeli kılan dediği için arkadaşlar bakın burada bu tehlikeden bahsediyor. Ne diyor? Asıl tehlike diyor. Evet, bunun olduğunu söyleyebiliriz. Hayvanları D'ye bakalım. Hayvanları konak olarak kullanan virüslerden nasıl kaçınmaktan bahsetmedi bir de. Virüslerin tehlikelerini biliyoruz. Peki bilinen bir yararından da bahsetmedi bir de. Bunu da söyleyemeyiz. C seçeneğinde verilen soru arkadaşlar bu parçanı karşılayan soru olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ile de ne yapalım? Sağlamasını yapalım. Virüslerin yayılma hızını artırması mümkün mü? İkiyi okuyorum. Uzman cevap veriyor. Tabii böyle bir olasılık var. Bakalım. Hayvanlardan insanlara geçen bir virüsün insanlardan insanlara geçme olasılığı. Bakın olasılık arkadaşlar dikkat edin. Olasılık. Soruda da olasılık. Yayılma hızının artması mümkün mü? Evet bakalım. Bu olasılık dedi. Bu olasılık var dedi. İnsanlardan insanlara geçme olasılığı çok düşüktür. Ancak virüs mutasyona uğrayarak insandan insana geçmeye başlayabilir. Ve bu durumda da işler çok daha ciddi bir hal alabilir. Çünkü bu şekilde mutasyona uğrayarak yayılma hızını ve kapsamını artırır. Bakın son cümlede arkadaşlar dikkat edin. Hızını artırabilir diyor. Burada ne demişti arkadaşlar? Hızını artırması mümkün mü? Hızını artırabilir diyor. Dolayısıyla sağlamasını yaptığımızda da arkadaşlar 2 numaralı sorunun da bu paragrafın sorusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani C seçeneğinde verilen sorular arkadaşlar burada gazetecinin sorduğu sorular olabilir diyoruz. Bir sonraki sorumuza yani 33. sorumuza geçiyoruz. Evet. Bu parçada şiir yüklü gemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Sorumuz bu arkadaşlar. Bakalım. Çağdaş Türk şiirinin önemli eleştirmenlerinden Baki Asil Türk yazılmakta olan şiirin de dahil, yani şu an günümüzdeki şiirler de dahil olduğu son yarım asrın nabzını tutan hacimli araştırma kitapları ve çok yönlü eleştiri yazıları ile dikkat çeker. Asil Türk edebiyatında dönemsel boşlukları dolduran çalışmalarla anılır. Şiir yüklü gemi son çeyrek asrın şiir verimini birkaç kuşağı içine alacak biçimde 1994-2018 yılları arasında yayımlanmış yaklaşık 110 şiir kitabını odağa alırken bir bakıma son dönem şiirine ilişkin belli ölçekte bir harita oluşturuyor. Bakın son dönem şiirle ilgili bir harita oluşturuyor diyor. Devam edelim. Bilindik klasik kitap tanıtım yazılarıyla alakası yoktur. Her bir yazı konu ettiği kitabı şiirsel yükü oluşturan yönlerle öne çıkarmakta. Şiirler dil, biçim ve söz varlığı dize, imge, izlek gibi açılardan ele alınmaktadır. Odağa alınan kitapların estetik düzeyiyle ilgili okura belirli bir bakışın kazandırıldığını söylemek mümkündür. Hangisi çıkarılamaz diye sormuştu soru arkadaşlar. Bakalım. Türk şiirinin son 25 yılının incelenen bir kaynak o. Evet, buna değiniyor arkadaşlar. Bunu çıkarabiliriz. İşte 94-2018 yılları arasını diyerek. Ele aldığı şiir döneminin şemasını bir haritadan, ölçekli haritadan bahsediyordu. Söyleyebiliriz. Alışılmış kitap tanıtımı yazılardan farklı oldu. Evet, aynı bu ifade yine cümlede geçti arkadaşlar. Biraz önce söyleyebiliriz. Okurların zorlanmadan okuyacağı bir dille yazıldığı. Evet, arkadaşlar dil özelliklerine değindi mi? Şiir Yüklü Gemi adlı eserin, Şiir Yüklü Gemi'nin diliyle ilgili bilgi verilmiyor bu yazıda. Bunu söyleyemeyiz. Konu edilen şiirlerin üslup özellikleri ve estetik yönleri yine arkadaşlar bakın estetik düzeyiyle ilgili ifadesi geçiyor. Buna da değiniyor. Fakat arkadaşlar okurların zorlanmadan okuyacağı bir dili vardır. Bunu bilemiyoruz. Buna değinmediği için bunu çıkaramayız arkadaşlar.
Doğru cevabımızın D olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. 34 numara daha doğrusu geçelim. Evet. Bu parçadan Baki Asiltürk ile ilgili olarak son dönem şiirlerindeki eğilimleri anlama ve anlatma gayreti içinde olduğu, araştırmalarında ve eleştirilerinde nesnel bir tutum sergilediği, çalışmaları ile Türk edebiyatının dönemlerine dair önemli bir eksikliği giderdiği yargılardan hangileri söylenebilir diyor. Hangileri söylenebilir diyor. Bakalım son dönem şiirlerindeki eğilimleri anlatım içinde yer oldu. Evet, bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Son dönem çünkü şiir için önemli bir eser yazdığını söylüyoruz. Araştırmalarında ve eleştirilerinde bir nesnel tutum içerisinde olduğuna değinmiyor arkadaşlar. Bunu söylersek bu doğru olmaz. Nesnellikten bahsetmedi çünkü. Çalışmalarıyla Türk edebiyatının dönemlerine dair evet, bunda değiniyor arkadaşlar. Üçü de değiniyor. Hangisinde söylenebilir için 1 ve 3'ü söyleyebiliriz ama 2'yi söyleyemeyiz. Cevap 1 ve 3 olacak. O da C seçeneğinde bulunuyor arkadaşlar. 34. sorumuzun cevabının C olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuz 35. soru arkadaşlar. Yine bu parçadan hareketle bir çayın insan sağlığı üzerinde olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Olumsuz hiçbir etkisi yoktur dedi. 2. Çayın insan sağlığına etkisi üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. 3. Bazı uzmanlar yeşil çayın sağlığa faydalı olduğunu ifade etmişlerdir. Yargılarından hangileri söylenebilir? Bakalım. Çay, özellikle yeşil çay, kolesterolü azaltıcı, damarları açıcı, kanı sulandırıcı, bazı kanser türlerinin geciktirici etkilere sahiptir. Çay, özellikle de yeşil çay için söylüyor bunu. Bu etkiler üzerine araştırma yapan Japon bilim adamlarından Prof. Dr. Itego Uguni, yeşil çay içerisinde bulunan polifenollerin kanseri önleyici etkileri olduğunu bildirmiştir. Ekropin ve Prof. Dr. Paul tarafından yapılan araştırmada da çayın beyin fonksiyonunda iyileşme yaptığı gösterilmiştir. Bu araştırmaya göre 2 bardak çay beyin hesap yapma yetisini %25 oranında artırmıştır. Çayda bulunan B1 vitamini beyin fonksiyonlarında iyileşme yapan etkendir. Başka bir araştırmada ise çayın insanlarda konsantrasyonu artırdığı saptanmıştır. Çayın içinde bulunan bir madde de mide bağırsak hastalıklarında hafif derecede de iyileşme sağlamıştır. Çayın kalorisi de yoktur. Hangileri söylenebilir demişti soru arkadaşlar. Bakalım hemen. Çayın insan sağlığı üzerinde olumsuzluklarından bahsetmedik arkadaşlar. Bunu söyleyemeyiz. Bunu çıkaramayız. Çayın insan sağlığı etkisi üzerine birçok araştırma yapıldığını, birçok bilim adamından bahsetti ve araştırma yaptığından bahsetti. Bunu söyleyebiliriz. Bazı uzmanlar yeşil çayın sağlığa faydalı olduğunu, evet, bunu da söyleyebiliriz. Yani 2 ve 3 numaralı cümleler söylenebilir ama 1 söylenemez. Cevap 2 ve 3 olmalı. Yani D seçeneği olmalı. 36. soruya bakalım arkadaşlar. 36. sorumuz ne diyor? Onu da bir çözelim. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sayıp dökmelere yer verilmiştir. Arkadaşlar, sayıp dökmeleri bir başka soruda da vardı. Bakın, birçok özelliğini arka arkaya sıralıyor. İlk cümleden itibaren. Çay ve yeşil çay diyor. Kolesterol azaltıcı, damarları açıcı, kanı sulandırıcı, bazı kanser türlerinin oluşumuna geciktirici. Bakın böyle sayıp döküyor. Bunu söyleyebiliriz o zaman. Bu A söylenebilir. İkilemelere baş vurulmuştur. İkilemeler baktığımız arkadaşlar, şöyle birazcık bir bakıyorum. İkileme kullanmış mı hiç? Şöyle bir baktığımız arkadaşlar, ikilemenin kullanıldığını göremedik. Sayısal verilerden yararlanıyor, %25 faydasını sağladığını, işte değişik oranlarda sayısal bilgilerden arkadaşlar yararlandığını söyleyebiliriz.
sayısal verilerden yararlandığını söyleyebiliriz. Nesnel bir anlatım, evet, çünkü araştırma sonuçları paylaşılıyor bizimle. Bir öznel duygu, düşünceler paylaşılıyor. Örnekler veriliyor. Aynı şekilde arkadaşlar. Fakat paragrafı incelediğimizde anlatımda ikilemelerin kullanıldığını göremiyoruz. Dolayısıyla ikilemelere yer verilmiş bir cümlesi doğru değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada açıklanan düşünceyi destekleyen bir örnek değildir? Evet. Şimdi bakalım ne açıklanıyormuş. Ön yargılar gündelik hayatımızda ve ilişkilerimizde olduğu gibi sosyopolitik dinamiklerde de sık sık karşımıza çıkan ve çeşitli ayrımcılıklara neden olabilen tutumlardır. Ön yargılarımızın temelinde eksik ya da hatalı bir yargılama süreci sonucunda oluşmuş temelsiz bir inanç, fikir ya da çoğunlukla olumsuz bir tutum vardır. Yani hangisinde arkadaşlar bu örnek değildir diyor. O zaman olumsuz bir tutum, yanlış bir bilgi olmayan yaklaşım olmalı. Yeni çıkan dergiye şöyle bir göz attım. Şöyle bir göz attım da derginin önümüzdeki sayılarda harika yazılar olacağına eminim. Yani arkadaşlar şöyle bir göz atıp da böyle bir yargı bulunması yukarıda bahsedilen şeye bir örnek olur. Ve yapılan araştırmaları inceleyince bir doktor olarak katkı maddelerinin karaciğere zarar vereceğine kanaat getirdim. Şimdi burada arkadaşlar yazar kendi düşüncelerini, duygularını değil de bir araştırma sonucuna göre düşünce belirtiyor. Yani buna bir ön yargıdan bahsedilemez. Burada arkadaşlar uygun bir örnek olduğunu söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hiç tadına bakmadım ama bakın hiç tadına bakmamış ama küflü peyniri seveceğimi hiç düşünmüyorum. Yine bakın ön yargı. Evsiz insanların tembelliklerinden bu hale geldiğini anlamak için onları tanımaya gerek yok. Bak yine bir ön yargı var. Olumsuz bir ön yargı. Bunu da söyleyebiliriz. Kimyadan pek anlamam ama kimyadan anlamadığını söylüyor. Sabunlar virüslerden korumaya yetmez bence. Hem bunu anlamadığını söylüyor hem de bu konuyla ilgili bir düşünce belirtiyor. Yine örnek olabilir. Fakat B'de verilen şey bir araştırma sonucuna dayanarak söylediği için arkadaşlar bu soru yani B seçeneği sorunun doğru cevabı olur. Bir sonraki sorumuza yani 38. sorumuza bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdaki hangisi getirilebilir? Bakalım arkadaşlar. Gözlemlerinden, bilgilerinden, işittiklerinden, toplumsal olaylardan, tarihsel gerçeklerden, okumalarından, düşlerinden, bilimsel verilerden, öngörülerden yararlanan yaratıcı yazar, kendini roman kahramanının yerine koyarak kurgunun yani olay örgüsünün gerektirdiği tipleri, karakterleri yeniden yaratır ve temel aldığı yaşanmışlıklardan yararlanarak tüm romanı yeniden kurar. Yani temel aldığı yani gerçek yaşanmışlardan yararlanıyor ama yeniden kuruyor diyor. Buraya dikkat edelim. Kısaca roman yepyeni bir ortamda aslında uymayan hatta benzemeyen yeni ve farklı bir atmosferde var edilen kurmaca bir yapıdır. Yani aslında benzemiyor deniyor. Yani olayın kaynağı gerçek olabilir ama anlatılan şey arkadaşlar oradaki kurgu gerçek değil. Hangisi getirebilir demişti. Kısacası roman yaşananlarla ilintili olmalı ama onlardan farklı ve yenidir. Evet, onlardan farklı ve yeni olduğunu da belirtiyor, açıklıyor son bölümde. Arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Sanatçının toplum üzerindeki etkisini güçlendirir. Yaşamın gerçeklerinden başka bir şey anlatmaz. Sanatçının hayal başka bir şey anlatmaz demiyor. Kurgudan bahsediyor. Sanatçının hayal gücüne sıkı sıkıya bağlıdır. Hayal gücünden evet kurgu var ama sonuçta gerçek bir olay referans alınıyor. Tamamen hayal gücü değil. Yazarın yaşam öyküsünden bahsedilmiyor yine arkadaşlar. Yani en yakın olarak yine A seçeneğinde dedi ki yaşananlarla ilintilidir. Evet roman. Yaşananda bir bağ var ama tamamen onlardan farklı ve yeni olmalıdır diyebiliriz. Evet cevap A seçeneği dedi. Bir sonraki sorumuz yani 39. sorumuza bakalım. Bu parçada anlatılmak isteyen aşağıdakilerden hangisidir? Makineleşme hayatımızda son derece etkin.
Nitekim Çinli bir şirket uçan ve sürücüsüz gidebilen bir araç üretti. İsveç'te yaşayan bir kişinin akıllı market fikri uygulanmaya başlandı. Cep telefonlarına indirilen uygulama sayesinde barkodlar okunarak alışveriş gerçekleştirilebiliyor. Günümüzde savaşlar bile siber ortamda yapılıyor. Birkaç yıl içinde çalışma alanlarının çoğu evden bilgisayar aracılığıyla yapılacak. Sosyal anket ve seçim uygulamaları makinelerle olacak. Eğitim ve öğretim teknolojik aletler sayesinde online olarak sağlanacak. Yani arkadaşlar burada makinelerden konu ediliyor ve makinelerin hayatın her alanına bakın. İş hayatında, eğitim hayatında, efendim alışverişte, birçok alanda arkadaşlar makineleşmenin, efendim teknolojinin artık hayatımıza girdiğini, hayatımızın önemli bir parçası olduğunu anlatıyor. Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar, makinelere bağlı hale gelen insan yaşamının büyük tehlikeden bahsetmiyor. Böyle bir tehlikeye vurgu yapmıyor. Makinelerin insanların yaşamına büyük kolaylıklar getirdiği, kolaylıklar getirdiğinden ziyade her alanda kullanıldığı, bunu da yapıyor dolaylı olarak. Asıl anlatılmak istediğine bakalım. Gelişen teknolojiye ayak uyduramayan ülkelerden bahsetmedi arkadaşlar. Yani Çinli bir şirketten baktım. Örnek olarak söylüyor onu. Teknolojinin ve makinelerin insan hayatının büyük bir bölümüne egemen oldu. Evet, burada aslında anlatmak istenen teknoloji ve makinenin arkadaşlar. Artık insanlığın hayatının hemen hemen her alanda olduğu. Asıl anlatmak istenen şey bu paragrafta budur arkadaşlar. Değişenebilir. Teknoloji savaşları değil, savaşların bir artık teknolojik yapıldığından bahsetti. Dolayısıyla doğru cevabın D olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Sonraki, yani son sorumuza bir bakalım. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi akışı bozmaktadır diyor arkadaşlar. Akış bozmak yine arkadaşlar paragraftaki diğer cümlelerle konu bakımından farklı olan cümleyi bulmak demek. Yani diğer dört cümle, beş cümle olduğunu düşünürsek, diğer dört cümle bir konudan bahsederken akışı bozan cümle başka bir şeyden bahsediyordur. Onun için o cümleye akışı bozan cümle diyoruz. Peki şimdi bakalım hangisinde farklı bir konu var onu belirlemeye çalışalım. Bir, Çöen ya da Çevgan, Türklerin Orta Asya'da icat ettiği atla oynanan milli bir oyundur. Yani arkadaşlar Çevgan ya da Çöken adı verilen bir oyundan bahsediyoruz. Çevgan'ın sözlükteki karşılığı ucu eğri değnek. İki numara cümlede ise arkadaşlar kelimenin sözcük anlamına değiniyor. Üçe bakalım. Sözcük anlamına mı devam edecek, oyuna mı devam edecek? Çok geniş ve düz bir alanda en az 4 ve en fazla 10 kişilik takımlar halinde oynanır. Yani bakın 1 ile 3 birbirini tamamlıyor. 2 kelimenin anlamı, sözcük anlamına vurgu yaptı. 15 dakikalık 3 ve 5 devreden oluşur. Yine oyun. Bakın 1, 3, 4 aynı konu. 5, yaklaşık 1,5 metre boyunda bir çevgan ile takımların kalelerine karşılıklı top atma şeklinde oynanan oyunda en çok gol atan galip gelir. Yine oyun. Altıya bakıyorum yine oyun. Oyunu idare eden hakemden bahsediyor. Yani 1, 3, 4, 5, 6 numaralı cümleler oyundan bahsederken 2 numaralı cümle Çevgan'ın sözlükteki karşılığından bahsetmiş arkadaşlar. Yani 2 numara diğerlerine farklı bir konu. O zaman 2 numaranın arkadaşlar akışı bozduğunu ne yapabiliriz? Yani A seçeneğinin doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap A seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet. Bugünkü TYT sorularımız bunlardı arkadaşlar. Sorularımızı cevaplamış olduk. Daha sonraki sorularda ve TYT-IT sınavında başarılar diliyorum. Tekrar diğer denemelerde görüşmek üzere.